Şimdi sevgili arkadaşlar, Sayın Divan, Sayın Genel Başkanlar, ben 74 yaşındayım ama hala yerimi muhalefetim. Hiçbir şey yok. Şimdi bana 70 yaşına bitiren her insanın ölüm korkusu gelmedi ama öleceğim ben hissediyorum. Diyorum ki, karına bakıyorum, ölürsem bir kayyum tayin edilir. Ya ben 23 yıldır, 24 yıldır sırtımda taşıdığım, beni sırtımda taşıyan adamlara hiç tanımadığı bir kayyum gidecek de onun hesaplarını inceleyecek, onlara rapor verecek. Var mı böyle bir şey ya? Bu sene ben tuttum kanunlara, tebliğlere aykırı olarak bir yemin vazifesi arkamda getirdim, imza attırdım. Ama internete giremiyorum, o da geçersiz diyorlar. Ya şirketlerimizde ihtilaf bulup ayrılan var, ölen var, hasta olan var, şu var, bu var. Üstad, son yani, önerinizi alalım, bitirelim. Bu kadar. Bey, yani bunun çözüm olacakmış. Nihat Bey, çok teşekkür ediyorum. 3 sene sonra. Sağ olun efendim, sonra çok teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, gündemin 8. maddesindeyiz. Yönetim kurulu üyesi olmayan dernek üyelerinden komisyon başkanlarının yönetim kurulu toplantısına katılmasını, toplantıya katılacak uydurma ayakkı olmadan sadece görüş bildirim konusunda bir ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Bu öneriyi, bu talebi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Şimdi aidatların belirlenmesi konusu var. Bir yönetim kurulundan imzalı bir öneri var. Giriş aidatı 150 TL. 2014 aidatı 90, 2015 100, 2016 110. Yani %10 enflasyonu baştan görüyorsunuz. Görüyorsunuz yani, öyle mi? Efendim? Peki bunu az bulup artırmak isteyen var mı arkadaşlar? Yok abi, yanlış yapıyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, yönetim kurulumuzun bir yıllık diyorsun. Yıllık 100 lira. Şimdi bakın. Kaç paket sigara? Şimdi burada tabii ben sizin Nihat Bey yürekten ödeyeceğiniz konuda en ufak endişem yok. Önemli olan aidatların rakamları az gerçek ödenip ödenmemesi önemli. Bu rakamlar çoğaldıkça maalesef ödenmeme olasılığı artmakta. Ben yönetim kurulu bu önerisini oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul ettiler. Teşekkür ederim. Sayın Divan Başkanı, derneğimiz bağışa açıktır. Arkadaşlarımız bağış yapabilirler. Yani illa bunu ödeyecek diye bir şey yok. 10 milyon, 15 milyon, 25 milyon aylık bağış yapabilirler. Evet. Onu bağış yapabilirler. Bağışla para alıyorum. Sayın yönetici, divan müdahale etme lütfen. Lütfen. Divana dönerek söyledim. İbra olduk diye yani lütfen. Daha sonra söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Gündem 10. maddesi değerli arkadaşlar. Derneğe taşınır ve taşınmazdan alım ve satımı yönetim kurulu yetki verilmesi konusunda bir talep var. Oylarınızı sürdürmüş, kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiş. Arkadaşlar, firma genel kurulu alışkın oldukları için biliyorsunuz. Oradan geliyor, evet. 2014-2016 dönemi bütçe teklifinin görüşmesi. Bütçeyi bir arkadaş herhalde okuyacaktır. Halbuki uzun değil, değil mi? Kısa böyle. Efendim? 2015 ve 2016 bütçelerinde enflasyon %10 olarak alınmıştır değerli üstadlar. 2014 gelir fazlamız 242 bin lira. 2015 gelir fazlamız 266 bin lira. 2016 gelir fazlamızda 193 bin lira olarak belirlenmiştir. Gelirlerimiz 2014 yılında 316.807 lira, 2015 yılında 348.488 lira, 2016 yılında 383.337 lira olarak belirlenmiştir. 3 yıllık bütçemizde gelirler 1.048.633 lira. Giderlerimiz ise gene aynı şekilde gelir fazlamız bu 2-3
yıllık dönemde 802.590 lira olarak belirlenmiştir. Teşekkür ederim. Değerliler, okunan bütçeyi oyladınız. Kabul edenler, etmeyenler oy bırakabilir. Teşekkür ederim. Devamı var efendim. Bu biraz önce okumuş olduğu bütçeyi fasıllar arası aktarma ve bütçenin fazla %50 oranında arttırma yetkisini yönetim kurulu yetkilimiz oynadığınızı diyor. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmişti. Teşekkür ediyorum. Evet, zannediyorum seçim maddesine girdik. Bir liste herhalde vardır herhalde. Bir listeyi okumak istiyorum. Bir liste... Evet, bir liste... Yani burada olmayan adayları seçme şeyiniz var mı acaba? Merak ediyorum. Yok. Buradalar mı hepsi? Hepsi buradalar. İki tane liste geldi arkadaşlar. Hakikaten ciddi isim dokunmamış sana. Arkadaşlar bir saniye liste okunuyor. Sabri Tümer, Arif Aytulun, Asil Yener, Sabri Tümer, Arif Aytulun, Aslan Coşkun, Erdoğan Büyükmenekşi, Nazım Hikmet, Doktor Sezai Tanrıverdi, Profesör Doktor Suudi Apak, Profesör Doktor Fatih Yılmaz, Profesör Doktor Metin Sağmanlı, Doçent Doktor Serhat Yanık, Yardımcı Doçent Doktor Ali Altuğ Biçer, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Taştan, Doktor Murat Ceyhan, Leyla Özbay, Şuayip Doğan Erbay. Yedekler: Nazım Öz, Burhan Kara, Metin Aytolun, Hüseyin Turna, Mehmet Benzer, Mete Gülaçtı, Vefa Toroslu, Canan Şahan, Sıtkı Güngör, Bülent Doğu, Macide Olan, İbrahim Cem Türe, Kemal Aksu, Mehmet Vodina, Eda Birken. Denetim Kurulu: Asil Üye, Ahmet Nihat Ertürk, Şükrü Yavuz, Ferruh Özgüç. Yedek: Davut Özen, Ahmet Şahin, Mehmet İkiz. Disiplin Kurulu: Asil, Hüseyin Perviz Pur, Masis Yontan, Ülkü Sönmez, Ali Olcay, Doçent Doktor Kerem Sarıoğlu. Yedek: Mustafa Pak, Mustafa Üzümcü, Ersin Şahin, Fatma Pamukçu, Vedat Bükücü. Evet, bize gelen basılı bir oy pusulası var. Başta aday var mı değerli arkadaşlar? Listeyi aday olmak isteyen var mı? Hatırlatmak istiyorum. Fatma Pamukçu ünvanı var diye evlerine yazmışlar bunu. Aslında ünvanların hepsi yanlış hocam, biliyorsunuz. Bilmiyorum. Evet, yani oy pusulasında ünvan yazılmaz. Yani böyle bir şey dikkat O yüzden işaret anlamına gelir biliyorsunuz. Başka aday var mı efendim değerli arkadaşlar? Şimdi oylamaya geçmeden önce önümüzdeki dönem listenin başında Muhasebe Uzmanı Derneği Genel Başkanı'nı önceden belirlenmesi nedeniyle Sayın Sabri Tümer'e bir söz vereceğim. Ve sonra oylamaya geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Buyurun Sayın Tümer.